Merhabalar, hoş geldiniz. Protein emilimiyle başlıyoruz, protein metabolizmasına. Herhangi bir şekilde 1,5 adına tavuk döner vesaire yedikten sonra protein molekülleri mideye gelecekler. Ve midede iki önemli kahramanımız var. Bunlardan bir tanesi çift hücrelerden salgılanan pepsinojen. Diğeri ise midede pariyetal hücrelerden salgılanan hidroklorik asit. Ve bu hidroklorik asit midenin pH'ını düşürecek. İlk kahramanlarımız bunlar. Ve bu artan pH'la beraber pepsinojen de pepsine dönüşecek. Burada oluşan pepsinin bir özelliği var. Bu pepsinojen üzerinden hareketle bu döngüyü hızlandırıyor. Yani pepsinojen pepsine dönüştükçe pepsinojene tekrar uyarıda bulunuyor ve bu döngü devam ediyor. Yani bol miktarda pepsinojen bu asidik ortamdaki pH 1,5-2,5 civarında midede bu döngü giderek hızlanıyor. Birbirlerini gaza getiriyorlar. Şimdi biz proteinimizi aldık. Proteinimizi aldıktan sonra ki protein bir sürü amino asitten oluşmuş bir uzun zincir, yani polimer, yani polipeptit. Ve pepsin gelecek buradaki arkadaşımız pepsin. Bunları, ki bir tarafında amino ucu var, bir tarafında karboksil ucu var. Ve pepsin gelecek, bunu bölecek. Ve nereden bölecek? Peptit bağlarını yıkarak. Bölecek. Ve bunun sonucunda bizim gene aynı şekilde amino asitlerden oluşan bu sefer daha küçük parçalı polimerler oluşturacağız. Daha doğrusu giderek molekülün büyüklüğünü giderek düşürmeye başlayacağız. Fakat şu pepsin denilen arkadaşın bir özelliği var. Bu pepsin peptit bağlarını yıkıyor. Tamam, orayı anladık. Ama bu arkadaşın özellikle bazı peptit bağlarına karşı ilgisi var. Sonuçta bu parçalanan, daha küçük polimerlere ayrılan polipeptitler burada bu sefer diyodenumla karşılaşacaklar. Aşağıya doğru gidiyoruz. Diyodenumla karşılaşıldığı zaman diyodenumun içerisinde bir takım mukozalar hücreler var ve bu mukozalar hücreler o gelen içeriğe bağlı olarak bir takım hormonlar salgılar. Bu hormonların içerisinde kayda değer olan arkadaşlardan bir tanesi ve en önemlisi kolesistokinin. Ve arkasından ikincisi gastrointestinal peptit, diğeri de sekretin. Özellikle kolesistokinaz, Karşıyaka Spor Kulübü. Bu Karşıyaka Spor Kulübü gidip pankreası uyaracak. Diyecek ki kardeşim, bende çok ciddi bir şekilde bir protein içeriği var. Peki pankreas buna karşılık ne yapacak? Tabii pankreas da asinüs bölgesine ve asinar hücreleri. Yani asinüs ve asinar hücreler şöyle. Burası bir asinüs ve bunun etrafında asinler hücreler var. Ve bu hücrelerden çeşitli enzimler salgılanıyor, lipaz, amilaz, ama protein söz konusu olduğu için buradan proteaz salınacak. Nereden? Pankreastan asinüste. Kim yapıyor? Kolesistokin. Sonuçta proteazımızı salgıladık. Peki biz nerede kalmıştık? Diyodenumda kalmıştık. Diyodenum burada. Fakat diyodenum bu proteazlar nereden gelecek? Biliyorsunuz safra kanalı var, pankreatik kanal var ve bu pankreatik kanal aracılığıyla bu proteazlar nereye gelecek? Diyodenumun lümenine gelecek. Ve zaten burada bir kasımız var. Bu kas kasılıp gevşeyerek bu içeriği ne yapıyor? Diyodenumun içerisine bırakıyor. Gevşediği zaman bol miktarda içinde olan enzimleri diyodenuma langırt diye boşaltıyor. Lümeni salınan bu proteazlar aslında inaktif formdalar.
Ve şimdi biz bu arkadaşları aktif forma geçirmemiz lazım. Aktif forma geçirebilmemiz için bu proteaz grubu, bu aslında bir grup, bir sürü grup var bunun içerisinde. Bunların içerisinde en önemlisi tripsinojen. Ve tripsinojen lümene salınır salınmaz hemen bu bizim hücrelerimizde, diyodurumdaki hücrelerin içerisinde bulunan başka bir enzimi harekete geçiriyor. Ve bu enzimin ismi enterokinaz adı üzerinde. Ve bu enterokinaz da tripsinojeni aktif formu olan tripsine çeviriyor. Şimdi ne yaptık? Bizim asinler hücrelerimizden proteaz grubu geldi. Proteaz grubunun içerisinde en babasının tripsinojen olduğunu söyledik. Enterokinaz da bu tripsinojen tripsine dönüştü. Fakat bunun yanında başka enzimlerimiz de var. Mesela bu enzimlerimizi sırayla sayalım. Bunlardan bir tanesi kemotripsinojen. Prokarboksipeptidaz. Proelastaz. Şimdi burada tripsinojen tripsine döndükçe tripsin geri dönerek tripsinojenin tekrar tripsine geri dönüşüne katkıda bulunuyor. Yani bir kez tripsin oluştuktan sonra tripsinojenin tekrar tripsine dönüşmesini kendisi otoaktif olarak, otoreaktif olarak sağlıyor. Ve zaten bize bol miktarda proteaz ve tripsinojen geliyor. Her dönüşümde enterokinazlar önce tripsine biz daha fazla tripsinojeni tripsine çeviriyoruz. Tripsinojenin yaptığı ilk hikaye bu. Ayrıyeten tripsinojen kendisi şimdi bu kemotripsinojen, prokarboksipeptidaz ve proelastaz enzimleri üzerinde de ekstra bir etkisi olacak. Ve tripsin kendi üzerinden tripsinojeni aktive ettikten sonra ayrıyeten gidip bu arkadaşlar zaten bunlar inaktiftiler biliyorsunuz. Tripsinojen de inaktifti, tripsine dönüştü enterokinaz aracılığıyla ve ondan sonra bu inaktif olan kemotripsinojen, prokarboksipeptidaz ve proelastazı da aktif formuna dönüştürecek. Sonuçta tahmin edebileceğiniz üzere bu kemotripsine dönüşüyor. Bir parçasını uçurup öyle inaktive ediyor. Prokarboksipeptidazın prosu gidiyor, karboksipeptidaz oluyor. Ve proelastaz da elastaza dönüştü. Ve dolayısıyla şimdi bizim tripsinimiz var, kemotripsinimiz var, karboksipeptidazımız var ve elastazımız var. Proteaz grubumuzun içerisinde 4 tane enzimimiz var. Şimdi efendim bizim elimizde 4 tane arkadaş var. Tripsin, kemotripsin, karboksipeptidaz ve elastaz. Ve burada da karşımızda daha küçük bir peptit var. Çünkü daha önce bu arkadaşı ne yapmıştık? Parçalamıştık. Şimdi bu arkadaşın üzerinde çalışacak bir numaralı enzimle başlayalım. O da nedir? Tripsin. Ve tripsin gelip bu arkadaşın üzerinde çalışmaya başlıyor. Tripsin kendisi yine bu arkadaşı parçalarken belirli amino asitler üzerinde duracak. Bunlardan bir tanesi lizin, öbürü arginin. Hepsi belirli spesifik amino asitler üzerinde çalışıyor. Peptidi yavaş yavaş parçalayacağız. Her seferinde de her gelen enzim kendisinin sevdiği amino asitler üzerinden parçalayarak molekülü daha küçük hale getirmeye başlayacağız. Ve diyelim ki lizin arginin burada bunu parçaladık. Sonuçta ne oldu? Bu bölgelerden parçaladık lizin arginini. Ve sonuçta elimize daha küçük peptitler kaldı. Matematiksel düşünmüyoruz. Sadece daha küçük peptit yaptığımızı düşünüyoruz. Peki bu işini görevini bitirdi. Bu sefer arkadan ne gelecek? Başka bir şey daha gelecek. O da nedir? Kemotripsin. Gene kemotripsine bir başka polipeptit verelim. Biraz farklı yapalım bunu. Kemotripsinde yine aynı şekilde bazı amino asitlere sevdalı. Onları ortadan o bölgelerden parçalayıp bunu da daha küçük polipeptide çevireceğiz. Bir de hatırlıyor musunuz? İşin başında bir
başka enzimden bahsetmiştik. O neydi? Hatırlıyorsunuz. Triptofanı seviyordu. Fenilalanini seviyordu. Değil mi? Bir de tirozini seviyordu. Neydi bu arkadaşı seven enzim? Pepsin. İşte aynı şekilde de bu kemotripsin de aynen pepsin gibi bu triptofan, fenilalanin ve tirozin bölgesinden bu arkadaşları parçalayacak. Şimdi geldik bu iki arkadaşa. Karboksipeptidaz ve elastaz. Karboksipeptidaz ve elastaz kendilerine gelen gene peptidimizi çizelim. Burası amino ucu, burası karboksil ucu. Şimdi bunun da önemi var. Çünkü bu karboksipeptidaz ve elastaz buradan başlayarak arkadaşları yiyorlar. Ve yedikten sonra da arkadaşları ya tek bir amino asit olarak veya dipeptit olarak veya tripeptit olarak parçalıyorlar. Gene küçük molekülleri indiriyoruz. Ama bu karboksil ucundan başlıyor. Diğerleri ise biliyorsunuz lizinin arginin neredeyse tripsin oradan kesiyordu. Triptofan, fenilalanin, tirozin neredeyse pepsin de oradan parçalıyordu. Halbuki bu arkadaş tamamıyla karboksil ucundan başlayarak teker teker parçaları kopartıyor. Tek parça, iki parça, üç parça ama hepsi karboksil taraftan geliyor. Şimdi ne yaptık? Bütün bu arkadaşları gördüğünüz üzere parçaladık. Ve artık şimdi bunlar bağırsak hücresine emilime hazır hale geldiler. Bunun için biz enterosit bağırsak hücresi ve bu enterositin nasıl çalıştığını göreceğiz. Bir kere bu enterosit bildiğiniz üzere üzerinde bir takım mikroviller var. Küçük kıllar var diyelim. Bu kılların üzerinde de çok sayıda değişik enzimler var. Mesela E1 var, E2 var, E3 var. Ve bunlar genellikle brush border enzim adı veriliyor. Fırça gibi bunlar. Bu fırça gibi fırça enzimleri. Aslında öyle desek daha iyi olur. Brush border enzim. Burası brush zaten. Fırçaların olduğu yer. Dolayısıyla bu sınırda olanlara fırça sınırı enzimleri, brush border enzimleri adını veriyoruz. Bu enzimlerden bir tanesi, yani E1, E2, E3 de yazdık ama bu enzimlerden bir tanesi dipeptidaz. Bu ne yapacak? Dipeptidi parçalayacak. Diğer bir başka enzimimiz aminopeptidaz. Şimdi isterseniz buradan bu enzimlerin ne yaptıklarını aminopeptidaz da dahil olmak üzere öbür sayfada devam edelim. Bu enterositimiz ve mikrovilli tarafı sol taraf ve burada hemen karşımıza ne çıkacak? Dipeptidaz çıkacak. Ve dipeptidazın bir makası var. Ve ne yapacaktı? Bu dipeptidi parçalayacaktı. Ve dipeptit iki tane aminositten ulaştığı için ne olacak? Buradaki arkadaşı parçalayacağız. Ve sonuçta karşımıza iki tane aminosit çıkacak. Bir diğer enzimimiz daha var. O ne? Aminopeptidaz. Ve bu aminopeptidazın da bir ağzı var. Hatırlıyorsunuz karboksipeptidaz peptidaza dönüşüyordu ve karboksil tarafından yiyordu. Bu arkadaş da adı üzerine aminopeptidaz. Bu ne taraftan başlayacak? Proteini yemeye amino tarafından başlayacak. Adı üzerinde. Burası karboksil ucu, bu taraf ise amino ucu. Ve bu arkadaş aminopeptidaz ne yapacak? Sarımıza geri dönelim. Aminopeptidaz bunları teker teker bu bölgeden yiyerek devam edecek. Karboksipeptidazın tersi aminopeptidaz. Ve sonuçta ne olacak? Gene biz aminoasitlerimizi ortaya çıkartacağız. Şimdi yukarıda da bunları da maviye çevirelim. Aminositlerimiz vardı. Değil mi? Evet. Burada da var. Bir sürü aminositimiz oldu. Fakat burada şöyle bir şey var. Her zaman
bir tane tek parça amino asit halinde bulunmuyor. Yani bazen hepsini tamamıyla tek amino asite indirgeyemiyorsunuz. Bazen dipeptit oluyor, bazen ise tripeptit şeklinde kalabiliyorlar. Fakat işin iyi tarafı bu arkadaşları taşıyacak olan bir takım transporterlar var. Bunlar transporterlar. Şunu biraz yukarıya alayım. Şunu da biraz aşağı uzatalım. Yer kazanalım. Enterositin içi. Neden bahsediyorduk? Transporterlarımız var. Ve diyelim ki şöyle yapalım. Dipeptit buradan geçsin. Tripeptit buradan geçsin. Ve amino asit de buradan geçsin. Ve bu arkadaşlar gidecek. Enterositin içerisine girecek. Fakat bu mekanizma sanıldığı kadar basit bir mekanizma değil. Çünkü enterositin üzerinde başka bir yerde başka bir pompamız daha var. Ve bu pompamız da bu mekanizmaya yardım ediyor. İşte bu mekanizmaya yardım eden diğer pompamız ise diyelim ki şu bölgede olsun. Bu arkadaş ne yapıyor? Bu arkadaş dışarıya proton gönderiyor. İçeriye ise sodyum gönderiyor. Şimdi ne yaptık? Lümenin içerisine bol miktarda proton koyduk mu? Koyduk. Bu protonlar da co-transporter olarak bu dipeptitleri alacaklar. Buradan geçirecekler. Yani dipeptit artı proton. Gene aynı şekilde bu gelecek. Buradaki tripeptidi alacak. Aynı şekilde buradan geçirecek. Yani tripeptit artı proton olacak. Co-transporter. Kolundan tutup dipeptiti enterositin içine soktuk. Kolundan aldık protonla beraber ne yaptık? Tripeptidi içeri soktuk. Böylelikle bu arkadaşlar içeri girmiş oldu. Peki geride ne kaldı? Geride amino asit kaldı. Amino asit de şöyle bir organizasyon yapacak. Amino asit de zaten bulunan sodyumla beraber kendisi amino asiti alıp içeri sokacak. Böylelikle bu, yalnız bu farklı, bu sekonder aktif transportla ortaya çıkıyor. Çünkü sodyum bu bölgede zaten konsantrasyonu yüksek. Bu bölgede biliyorsunuz zaten normalde sodyum potasyum pompası var. Sodyum potasyum pompası ne yapıyordu? 2 tane potasyum sokuyordu içeri. 3 sodyumu dışarı atıyordu. Dolayısıyla sodyum zaten hücrenin içerisinde düşük. Burada ise hücrenin içerisinde yüksek. Ve zaten ben protonumu dışarı attım. Sodyumu içeri sokuyorum. Sodyumu içeri sokarken de bu alıyor. Bu da aynı zamanda amino asiti de içeri sokuyor. Dolayısıyla amino asit için sodyum co-transporter kabul edebiliriz. Dipeptit, tripeptit içinse neyi kabul edeceğiz? Protonu kabul edeceğiz. Böylelikle ikisi beraber dipeptit, tripeptit sokuyor. Sodyum ise amino asiti sokuyor. Şimdi ne yaptık? Sonuçta benim elimde beyazla yapmıştık. Ama amino asitlerim var. Amino asitlerim var. Burada da dipeptit ve tripeptitlerim var. Fakat ben istemiyorum. Dipeptit ve tripeptitleri de aynı şekilde tek parça amino asitlere dönüştürmek istiyorum. İşte o zaman burada peptidazlar var. Ve bu peptidazlar da ne yapacak? Bu arkadaşları parçalayıp dediğimiz gibi amino asitlere getirecek. Şimdi bizim bu amino asitlere birkaç işlem daha çekip ondan sonra portalven karaciğere göndermemiz gerekiyor. Ve sonuçta amino asitlerimi hallettim. Amino asit artık enterositlerimiz var. Enterositin altında kapillerler var. Ve ne olacak? Sonuçta ben gene buradan amino asitlerimi dışarı çıkartacağım. Daha doğrusu dışarı çıkartacağım dediğim. Kapiller dolaşıma göndereceğim. Ve kapiller dolaşımdan da bunlar nereye gidecek? Hepatik portal venle yukarıya karaciğere gidecek. Ve karaciğerden ben istediğim şekilde bu amino asitleri kullanıp gene protein elde edebileceğim. İşin özeti bu. Nispeten enzimsel olarak da ve isim olarak da basit bir hadise. Şimdi efendim biliyorsunuz başka bir bağlantılı konu anlatacağız. O da şu. Proteinleri biz ham yaptıktan sonra hepsini toplu halde, büyük bir molekül halinde almayı tercih etmiyoruz.
genellikle bebek doğduktan sonra 6 ay kadar bu iş devam ediyor. Yani proteini komple emebiliyoruz. Fakat ondan sonra bitiyor. Fakat bazen biraz evvel çizdiğimiz hücre çapı içerisinde, burası enterosit ve sonuçta karşıda bir tane karışık bir proteinimiz var. Bazen bu enterositler özellikle ileumdaki enterositler ve ayrıyeten bağırsakta bulunan M hücreleri. Bunların farklı bir mekanizması var. Bunlardan ileumdaki enterositler bu arkadaşı endositozla içlerine alıyorlar. Ve ondan sonra bunu enteristlerin içerisindeki bu büyük parçayı lizozomlarla parçalıyorlar ve ondan sonra tekrar gene aminosit ortaya çıkıyor. Emme ve lakin özellikle bu M hücreleri. M hücreleri bunların içerisinde şöyle sınırımızı çizelim. Buraya M hücresi diyelim. Bu arkadaşlar sonuçta bu proteini içine aldıktan sonra parçalayacak lizozomları yok. Parçalayacak lizozomları olmadığı için bu arkadaşı içlerine alıyorlar. İçlerine aldıktan sonra da bunu gene komple büyük bir molekül halinde dışarıya veriyorlar. Yani enterositin dışına seriyorlar. Bağ dokuya. Bağ dokusunun hemen bu enteristlerin altında bulunan bağ dokusuna bunlar komple halde geçiyorlar. Şimdi bunlar geçti de ne oldu? Kocaman elimizde bir tane protein molekülümüz var. Hiç alakasız bir yerde bulunuyor. Yabancı olarak kendisi bulunuyor. Burada yabancı kelimesini kasti olarak kullandık. Neden? Çünkü buradaki asıl hikaye burada başlıyor. Ne diyeceksiniz? Çünkü efendim burada bu arkadaşı gören vatandaşlardan bir tanesi makrofaj. Ve bu makrofaj ne yapıyor? Bu arkadaşı yiyor. Bu arkadaşı yedikten sonra bunu bir antijen muamelesi yapıyoruz. Protein antijeni, P antijeni bu. P. Ve ondan sonra bunu içine aldıktan sonra yüzeyinde bu P antijenini ekspres ediyor. Burada bir tane P antijeni peyda oluyor. Tabii bu P antijenini böyle çıplak bir şekilde ortalığa tanıtmıyor. Nasıl tanıtmıyor? Onun için şu bölgeyi silmemiz lazım. Çünkü buraya bir arkadaş ekleyeceğiz. Ekleyeceğimiz arkadaşı da zaten daha önceden biliyorsunuz. Bu MHC, Major Histocompatibility Complex 2 molekülü. İşte bu arkadaşın tepesinde şimdi benim P antijenim var. Ve bu P antijenim zaten üzerinde çok sık bahsettik. Arkasından bütün T hücre sülalesine haber verecek. Aha buraya bir tane protein geldi. Kocaman bir protein ben yakaladım. Bak bunu da size gösteriyorum. İşte bu mavi diye haber verecek. Daha önce de sık sık kullanmıştık. Bu sonuçta antijen presenting cell. Kime present edecek? Makrofaj, nötrofil de olabilir. T hücresine. Ve bu T hücresi hatırlıyorsunuz. Hangi arkadaşlar vardı burada? Bir TCR vardı. T-cell reseptör vardı. TCR. Onun yanında başka bir arkadaş daha vardı. Major Histocompatibility Complex 2, MH2 vardı. Ve bütün bunların sonucunda bu arkadaştan çok bol miktarda sitokin salınacak. Interleukin, TNF. Ve sonuçta bu salınan sitokinler ne yapacak? Burada dev bir inflamasyon yapacak. Peki buraya gluten eklersem ne olacak? Çölyak hastalığı olacak. Yani çölyak hastalığı bir otoimmün hastalık. İmmün sistemimiz ne yapıyor? Kendi hücrelerimize saldırıyor. Kendi hücrelerimiz nerede? İnce bağırsakta ve bunun sonucunda hastalarda ne oluyor? Özellikle işte karın ağrısı, diyare,
aşırı derecede gaz, gluten içeren ne yedikse bunların hepsinde bu tür bir sıkıntı ortaya çıkıyor. İşte bu çölyak hastalığının da basitçe temeli bu. Söylediğim gibi proteini komple olarak yabancı olarak ince bağırsak mukozasının altına gelmesi ve ona karşı bir otoimmün reaksiyon oluşturması ve bu otoimmün reaksiyonun olduğu yerde ince bağırsakta muazzam bir inflamasyon oluyor ve onun sonucunda hastada önemli semptomlar çıkıyor. Böylelikle çölyak hastalığını da burada anmış olduk. Evet, böylelikle şimdi ne yaptık? Bütün amino asitleri, proteinlerimizi aldık, parçaladık. Amino asitlerimizi emdik ve böylelikle bu dersi bitirdik efendim. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın ve de başarılar. Merhabalar, hoş geldiniz. Protein metabolizması. Protein metabolizmasında belli amino asitler üzerinden gideceğiz ve arkasından da ne yapacağız? Metabolik haritaya, metabolik yolaklara bunu oturtacağız. Gideceğimiz yerler basit. Karaciğere gideceğiz. Dolaşım olacak arada ve arada kas olacak. Şimdi efendim, normalde diyelim ki kas bölgesiyle ilgileniyoruz ve bu kasın içindeki bir durumdan bahsediyoruz. Ve kasın içerisinde alenin adlı bir amino asitimiz var. Aleninin özelliği şu, bir amino grubu var. Öbür tarafta da ise alfa ketoglutarat var. Alfa ketoglutarat da bir çift bağlı oksijen grubu var. İkisinin arasındaki en bizi ilgilendiren metabolizma konusundaki hikaye bu. Ve bunları kasın içerisinde metabolik olarak karşılayan bir enzim var. Hoş geldin kardeşim diyorlar. Bu hoş geldin denilen kardeşimiz ne yapıyor? İki tane poşeti var bu arkadaşın. Ve iki poşetin ortasında da bir madde var. Bu madde PLP. Yani PLP'miz neydi? PLP, B6 vitamini. Pridoksal fosfat. Ve bu enzim ne yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bu enzim aleninle alfa ketoglutarat arasında bir değiş dokuş yapıyor. Bu değiş dokuşun temelinde ne yatıyor? Bir oksijenin verilmesi, yani alfa ketoglutarat oksijenin alenine verilmesi. Buna karşın amino grubunun ise onun yerine karşı tarafa verilmesi. Yani ne gerekiyor? Amino grubu ve oksijen grubu değiş dokuş. İşin özeti bu. Ve bunu yapan enzim hepimizin bildiği, tanıdık bir arkadaş. ALT. Alenin amino transaminaz veya transferaz. Böylesine güçlü bir arkadaş. Peki, şimdi bunlar değişti. Alfa ketoglutarat oksijen yerine amino aldı. Öbürü de alenin de amino yerine oksijen aldı. Peki bunlar ne olacak? Bakın burada çok ilginç bir durum söz konusu. Şöyle bir durum. Alenine ben oksijeni eklediğim zaman ne oluyor biliyor musunuz? Piruvat. Sonuçta ne yaptık? Sonuçta biz alenimizi dönüştürdük. Neyi dönüştürdük? Alenini piruvata dönüştürdük. Peki aynı şey alfa ketoglutarat için de geçerli. Doğru, alfa ketoglutarat için de geçerli. Alfa ketoglutarata ne yaptık? Bir amino grubu ekledik. Amino grubu ekleyince alfa ketoglutarata bu ne oldu? Bu da glutamat oldu. Ve tabii metabolik yolla gidince hemen aklımıza gelecek bu piruvat denilen arkadaş ne olacak? Krebs'e gidecek. Krebs siklusuna gidecek. Ve dolayısıyla ikisinin arasındaki bağlantıyı da ancak o şekilde kurabileceğiz. Bu piruvat denilen arkadaş ne olacak? Piruvat denilen arkadaş iki şeye ayrılması lazım. Bir tanesi laktik asit, yani laktat. İkincisi de piruvatın ayrılacağı önemli bir yer var. O da nedir? Asetil-CoA. Ve asetil-CoA denilince Krebs'e gidecek. Krebs'e gittikten sonra arkasından nereye gidecek? Elektron transport zincirine gidecek. Arkasından da ne üretecek? ATP üretecek. Oh, süper. Alenine başlamıştık hatırlıyorsunuz. Alenin, alfa ketoglutarat, amino ve oksijen gruplarını yer değiştirdiler. Bunu yapan ALT, alenin amino transaminaz. Yani bu bir transaminasyon işlemi. Arada da piridoksal fosfat var. O da neydi? B6 idi. Sonuçta ben alenindeki amino grubunu verdim. Karşılığında oksijen aldım. Piruvata dönüştüm. Piruvatta laktik asit ve asetil CoA'ya ayrıldı. Krebs'e gitti. Elektron transport zinciri ve ATP.
Peki laktik asitimiz ne olacak? Laktik asit ise aslında son derece şık bir yere gidecek. Neden? Oradan kana gitti. Kana gitti. Kana gittikten sonra karaciğere geldi. Karaciğerde bunu laktik dehidrogenaz enzimi karşıladı. Ve laktik dehidrogenaz enzimi bu arkadaşı piruvata çevirdi. Gene piruvata geldik. Ve arkasından da piruvat üzerinden gidip glikoneogenez yapacağız. Piruvat glukoz 6 fosfatazla. İlk önce glukoz 6 fosfatımız olacak tabii. Glukoz 6 fosfat olacak. Ve glukoz 6 fosfataz. Bunun üzerinde çalışarak ne yapacak? Glukoz. Serbest glukozu sentezleyecek. Sonuçta çok yararlı bir iş yaptık. Amino asitimizi aldık. Amino asitimizi parçalayacağız. Alinini aldık. Alfa ketoglukarat. Amino ve oksijen grupları değişti. Ondan sonra bir tarafta piruvat, bir tarafta glutamat elde ettik. Ve bunun sonucunda ne yaptık? Piruvatı ilk önce Krebs siklusuna gönderdik. Asetil-CoA ve elektron transport zinciri ve ATP. Piruvatta çıkan laktik asitini ne yaptık? Onu karaciğere gönderdik. Laktik dehidrogenaz, piruvat, glukoz 6 fosfat, glukoz 6 fosfat aslında onu parçaladık, glukoz. Sonuçta amino asitin sadece piruvat dalgası üzerinden ATP ve aynı zamanda glikoz sentezleri gibi bir durumla karşı karşıya kaldık. Yani dedikleri gibi bundan iyisi Şam'da kayısı. Amino asidi yıkıyorsun, hem enerji elde ediyorsun hem de aynı zamanda glikoneogenez yapıp yeniden serbest glikoza ulaşıyorsunuz. Şimdi karşımızda bir tek glutamat kaldı. Şimdi bu glutamatı halletmemiz gerekiyor. Bu glutamatta en önemli şey şu amino grubu. Bu amino grubu bizim başımıza dert olabilir. Onun için bizim bu amino grubundan kurtulmamız lazım. Dolayısıyla glutamatı dolaşıma, dolaşımdan doğru karaciğere gönderiyoruz. Ve karaciğerde bu arkadaşı bu enzim karşılıyor. Glutamat dehidrogenaz. Ve bu arkadaşın bir özelliği var. Bu glutamatı alacak ve glutamattan kurtulacağız. Amino grubundan kurtulacağız. Fakat aynı zamanda bu arkadaşın şöyle bir özelliği var. NADPH yapacak bu. Ne de oradan NADP'den yapacak. Ve buradaki özellik şu. Bu arkadaş yağ asidi sentezi ve aynı zamanda serbest oksijen radikalleri dediği zaman aklınıza gelecek şey bu. Peki ben glutamattan kurtuldum. Amino gruptan kurtuldum. Amino grubu rahatlık glutamat dehidrogenaz enzimiyle ne kaldı geriye? Alfa ketoglutaratik asit kaldı. Bakın tekrar protein metabolizmasında yeniden başa döndük. Fakat alfa ketoglutarat tanıdık bir arkadaş. Ve bütün bunların sonucunda şu arkadaştan kurtulduk. NH3'ü attık dışarı. Onu attık dışarı bu nereye gidecek? Bu bir protonla birleşecek. Amonyum oluşturacak. Ve ondan sonra nereye gidecek? Mitokondriye gidecek. Mitokondri de üre siklusuna girecek. O da ayrı bir konu. Ve sonuçta bu amino grubundan kurtulduğumuz için buna da oksidatif deaminasyon adı veriliyor. Bu işlem dediğim gibi buraya su ekleyerek yapılan bir işlem. Öbür tarafta transaminasyon vardı. Burada da oksidatif deaminasyonla ne yapıyoruz? Amonyum grubunu amonyaya çeviriyoruz ve oradan amonyumu çeviriyoruz. Bu zaten çok toksik bir arkadaş. Onu mitokondriye gönderip onu üre siklusuna sokacağız. Şimdi aspartatla alfa ketoglutarata geri dönelim. Ne yapıyorduk? Amino grubunu ve oksijen grubunu değiştiriyorduk. Sonuçta ne oluyordu? Aspartata bir oksijen geliyordu ve geldiği zaman bu ne oluyor? Oksaloasetik asit oluyor. Peki alfa ketoglutarata amino grubunu yaptım. O ne oluyor? Glutamat oluyor. Bakın yukarıda da hatırlıyorsunuz şuradaki glutamatı. Yani bunların hepsi birbirine iç içe geçmiş mekanizmalar. Dönüp dolaşıp aynı yerlerde geziyoruz. Şimdi oksaloasetik asit ve glutamat var. Oksaloasetik
denilince, asetik asit denilince aklımıza ne gelecek? Oksalasetik asit biliyorsunuz neye dönüşüyordu? Sitrata dönüşüyordu. Burada asetil-CoA enzima geliyordu. Ve sitrat sonuçta izositrata dönüşüyor. İzositrat alfa ketoglutarata dönüşüyor. Alfa ketoglutarat süksinilkoline dönüşüyor. Süksinilkolin süksinata dönüşüyor. Ve FM, fümarat, malat, malatta oksalasetik asitte dönüşüyor. Tabii bu asetil CoA enzimi adı nereden geliyordu? Alenin'den geliyordu. Ve işte gördüğünüz Krebs siklusunda ben sonuçta glukoz elde ettim, ATP elde ettim, glikoneogenez yaptım ve bu Krebs siklusunu protein metabolizmasının içerisindeki olan bütün her şeyde sokma şansına sahibim. Doğru değil mi? Mesela oksalasetik asiti nereye sokacağım? Buraya sokacağım. Glutamatı nereye sokacağım? Alfa ketoglutarata sokacağım. Yani yapabileceğim çok sayıda şey var. Başka amino asitleri de bunun içerisine sokabiliriz. Örneğin valini süksinilkoline dönüştürebiliriz ve buradan sokabiliriz. Efendim bizim meşhur arkadaşımız fumarat vardı. Fumaratı tirozini buraya sokabiliriz. Yani kısacası bu Krebs siklusunun içerisinde çeşitli aşamalardaki maddeleri sokarak ben sonuçta ne olacak? Elimde büyük bir avantajım var. ATP elde etme şansına sahibim. Yani bütün bu protein yıkımının sonucunda her metabolik olayda olduğu üzere sonuçta benim bir enerji elde etme hedefim var. Sonuç olarak bence buradaki en önemli arkadaşlardan bir tanesi bu gördüğünüz glutamat. Çünkü glutamatı gördüğünüz üzere alfa ketoglutaratı arkasından da beklediğimiz üzere tekrar glutamata ve glutamattan sonra alfa ketoglutarat üzerine tekrar Krebs siklusuna sokuyoruz. Oksalasiti de aynı şekilde. Bütün bunların sonucunda herhangi bir AST'nin sonuçta buradaki arkadaşın karaciğerden, ALT'nin yani kaslarda da bulunabilir sonuçta kas dokusundan ve dolayısıyla buna bağlı olarak karaciğer bozukluklarında yükseldiğini ve örneğin miyokard enfarktüsünde de yükseldiğini söylememe gerek yok herhalde. Evet, bunu belki bir metabolik yol haritasıyla tekrar gözden geçirebiliriz. Ve arkasından da tabii bir üre süklüsü muhabbeti olması gerekiyor. Teşekkürler, görüşmek üzere, hoşça kalınız. Merhabalar, daha önceki dersimizde proteinlerle ilgili olan hikaye biraz karışık geldiğinden dolayı araya böyle çeşitli niyetinde olayı özetleyen küçük bir ders koymaya karar verdim. Bunun arkasından da üre süklüsü gelecek. Sonra ki olan hikayelerde bilmiyorum kesin karar vermedim ama karaciğerle veya farklı konularla ilgimi çeken konularla devam edeceğiz. Şimdi efendim her şeyden evvel proteinimizi amino asitlere yıkacağız. Amino asitin bir amino terminali var, bir karboksil terminali var gördüğünüz üzere ve bir tane de R grubu var. Ve bu R grubu genellikle her amino asitte farkı yaratan arkadaş. Şimdi biz herhangi bir şekilde bir sürü amino asiti kullanabiliriz ve bir sürü amino asiti metabolik olarak yıkabiliriz. Fakat bizim en çok gördüğümüz bunlar alenin, aspartat ve glutamat. Ya da aga. Alenin, glutamat, aspartat. Şimdi bütün bunların üzerinden özellikle dikkatimizi çeken, geçen derste de anlattığımız belki karışık gelmiş olabilir ama Krebs siklusuna kaynak yapacağız. Krebs siklusuna kaynak yapabilmemiz için de geçen sefer anlattığımız şeyleri hızlı bir şekilde üzerinden geçelim. Şimdi elimizde bir tane amino asit var ve bu amino asitin bir amino grubu var. Bu tarafta da kaynak için kullanacağımız arkadaşımız var. O da keto asitler. Ve bu keto asitlerde de bildiğiniz üzere bir oksijen var. Dolayısıyla benim yapacağım geçen sefer de anlattığım gibi bu ikisini değiş tokuş yapacağım. Ki Krebs siklusuna kaynak yapabilirim. Aslında burada yaptığımız hadise şu. Biz keto asitimizin oksijenini verdik. Ondan sonra karşıdan amino grubunu aldık ya. Sonuçta ne oluyor? Bu da aslında bir yeni amino asite dönüşüyor. Bu amino asit de
Karşı taraftan oksijeni alınca bu da yeni bir ketoasite dönüşüyor. Yapılan iş nedir? Yapılan iş neydi? Amin grubunun transferi, yani transaminasyon. Ve dolayısıyla bunu yapan enzimde ne olacak? Transaminaz olacak. Geçen derste alenin üzerinden gittiğimiz için bu da alenin amino transferaz, yani AST. Şimdi ketoasitten yeni amino asit sentezinde kullandığımız şey neydi? Alfa ketoglutarat. Değil mi? Geçen seferde de aynısını kullanmıştık. Alfa ketoglutarattan amino transferi yaptıktan sonra karşımıza ne çıkacak? Glutamat çıkacak. Glutamat çıktığı andan itibaren başımızın derde girme ihtimali var. Çünkü burada NH3 grubu var biliyorsunuz. Amonya ve bu oldukça toksik. Dolayısıyla benim bir şekilde bu glutamattan bu amonyum arkadaşımızı kurtarmam gerekiyor. Elimizde glutamat var. Glutamat da söylememize gerek yok. Bu da kendisi bir amino asit. Şimdi benim glutamattan amonyumu kurtarmam lazım. Amonyumu kurtardıktan sonra çıkacak madde alfa ketoglutarat. Bakın gene döndük dolaştık. Gene aynı yerlerde dolaşıyoruz. Ve sonuçta da hatırlayacaksınız bu işlem, yani amonyumu çıkartma işlemi neydi? Deaminasyon. Transfer değil yalnız bu. Amino grubunu çıkartıyoruz. Yukarıdakinde neydi? Transaminazda karşı tarafa devredildi. Burada karşı tarafa devretmiyoruz. Enzimimizin ismi de nedir? Glutamat dehidrogenaz. Yavaş yazıyorum. Hızlandırırsınız videoyu. Elimizde kalan bu NH grubunda üreyi elde ediyoruz. O da böbreklere ve oradan idrara. Oradan da kurtuluyoruz arkadaşlar. Sonuçta bu da üre siklusu. Onu da göreceğiz zaten. Şimdi şuraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Hani bir tarafta ketoasit, bir tarafta amino asit vardı. Amonyum grubunu transfer ettik. Oksijen grubuyla değiştirdik. Alfa ketoglutarat, yani yeni amino asit yaptık. Buradaki amino asitimizden de yeni bir ketoasit yaptığımızı söylemiştik. Şimdi burada geçen derste de söylediğimiz üzere oradaki örnek itibariyle, orada aleninle beraber götürdüğümüzden buradan çıkacak olan yeni ketoasitimiz acaba ne olabilir? Eğer alenin kullandıysak orada ne elde ediyorduk? Piruvat elde ediyorduk. Kimden elde ediyorduk? Aleninden elde ediyorduk. Alenin piruvat ikilimiz var. Eğer aspartat kullandıysak oksaloasetik asit, oksaloasetat elde edeceğiz. Eğer glutamat kullandıysak o da alfa ketoglutarata dönüşecek. 3 tane yeni ketoasit sentezleme şansımız var. Tabii bütün bu hikaye çok farklı amino asitlerle de, fakat asıl görevi gören, asıl marker olanların üzerinden bu hep anlatılıyor. Şimdi o zaman elimizde ne var? Piruvat var, oksaloasetat var ve alfa ketoglutarat var. Ve gelin isterseniz hani bu reareye kaynak yapacaktık. Nereye kaynak yapacaktık? Krebs siklusuna kaynak yapacaktık. Gelin şimdi bunları Krebs siklusuna kaynak edelim. Şimdi Krebs siklusumuz burada. Glikoz yaptık. Aşağıda elektron transport zinciri var. Bakın piruvatımı yıkılan arkadaşı buradan alıyorum. Buraya yerleştiriyorum. Başka ne yapıyorum? Oksaloasetatı alıyorum. Buraya yerleştiriyorum. Başka ne yapıyorum? Alfa ketoglutaratı alıyorum.
buraya yerleştiriyorum. Ve sonuçta gerek aşağıya doğru gitsin, gerekse bu zinciri tamamıyla yukarıya doğru tersimize çevirdiğimiz zaman ne elde edeceğiz? Glukoz elde edeceğiz. Dolayısıyla bu yol nedir? Glukoneogenez. Bakın, sonuçta piruvat, oksalasetat ve alfa ketoglutarat bir şekilde Krebs siklusunun içerisine kaynak yaptık. Glukoneogenezi yaptık. Bir de ayrıyeten istersek bunu aşağıya doğru kullanarak da sonuçta ne elde edebiliriz? ATP elde edebiliriz. Dolayısıyla glukoneogenez bu seçenek için bir numara. İkinci seçenek ise elektron transport zinciri üzerinden ATP üretmek. Dolayısıyla bizim protein yıkımından elde ettiğimiz bu 3 maddeyi kaynak yaparak ya glukoz elde ediyoruz ya ATP elde ediyoruz. Sonuçta ben amino asitleri kullanarak glukoneogenez yapabilirim. Başka ne yapabilirim? Bir de biliyorsunuz kaslarda üretilen laktat vardı. Laktat da aynı şekilde piruvata dönüştürülerek oradan da gene glukoneogenez yapılabiliyordu. Başka ne yapılıyordu? Gliserol vardı. Gliserol de hatırlıyorsunuz dihidroksiaseton fosfata dönüştürülerek buradan yukarıya gene glukoz elde edilebiliyorduk. Yani ondan da glukoneogenez elde edilebiliyoruz. Bir de yağ asitlerinden de glukoneogenez oluşabiliyor. Yağ asitleri genellikle tek sayılı olan yağ asitlerinden elde ediyoruz. Dolayısıyla burada da glukoneogenezi saygıyla anmamız gerekiyor. Evet, bence daha doğrusu ben geçen sefer anlattığım şeydi biraz sona doğru kafa karışıklığı oldu. Dolayısıyla başka bir yerden böyle bir küçük anlatım daha buldum. Dolayısıyla bunu da ona ek yaptık. Dolayısıyla siz 2 numaralı dersi proteinde izledikten sonra bunu da izlerseniz sanırım her şey yerine oturmuş olacak. Evet, şimdi burada bu dersi sonlandırıyoruz. Bir sonraki dersimiz üre siklusu. Hoşçakalın. Evet, merhabalar. Üre siklusunu ilk önce gördüklerimizi baştan tekrar edeceğiz. Birinci derste protein emilimi, ikinci derste amino asit metabolizması ve bir ek olarak biraz karışık geldiği için bir başka küçük bir ek ders daha yaptık. 3, bu da üre siklusu 4 olacak efendim. Şimdi şöyle bir şeyimiz vardı, hatırlıyorsunuz daha önceden de bildiğiniz üzere bir tane alelinimiz vardı. Her şeyi oradan başlamıştık ve arkasından da bir tane de alfa ketoglutarat vardı. Ve bunlar ne oluyordu? Alfa ketoglutarat sonuçta glutamata dönüşüyordu. Daha önceki dersimizde göstermiştik bunu. Şimdi onları çok hızlı bir şekilde tekrar edeceğiz. Aleninimizi de neye dönüştürüyorduk? Piruvata dönüştürüyorduk. Biraz yavaş yazıyorum. Yavaş yazınca doktor yazısından kurtulabiliriz. Ama arkadaşlar biliyorsunuz yazıyı düzeltmek oldukça zor. Bir de burada enzimimiz vardı. Alenin aminotransferaz. Yani kısaca ismimiz neydi? ALT. Bu ilk aşamamızdı. Standart olarak uygulanan aşamaydı. Enzim aleti de buradan geliyor. Ve sonuçta bu glutamatı alıyorduk. Nereye götürüyorduk? Dolaşıma. Dolaşımdan da nereye gidiyordu? Karaciğere geliyordu. Ve karaciğere geldiği andan itibaren de farklı tepkimeler olacaktı. Bunlardan bir tanesi bu gelen glutamat. Meşhur şeyimiz vardı. NADP pozitif. NADPH oluyordu. Glutamata oksijen ekliyorduk. Oksijen ekledikten sonra amonyayı çıkartıyorduk. Bu hayli toksik. Ve komik bir şekilde alfa ketoglutarata geri dönmüş oluyorduk. Bu enzimin de ismi neydi? Bu enzimin ismi glutamat dehidrogenaz. Yazımı bozmaya çalışıyorum. Tabii bu NADPH'i ne için kullanıyorduk? Hatırlıyorsunuz glutatyon, serbest oksijen radikallerinin temizlenmesi, aynı zamanda yağ asidi sentezinde kullanıyorduk. Şimdi isterseniz ilk önce şu arkadaşa bir bakalım. Buna bir tane hidrojen ekliyorduk. Hidrojen ekleyince NH4 oluyordu.
NH3'e ne at veriyorduk? Amonya. Bu amonyum. Böyle tricky bir durum var. Şimdi protein eğer çok fazla yakılırsa sonuçta elimize amonyum gelecek. Ve bu amonyum başımıza dert olma ihtimali var. Çok çok fazla miktarda protein katabolizması olduğu takdirde bu amonyum başımıza iş açabilir. Bu amonyumun başımıza iş açabileceği en önemli konulardan bir tanesi beyinde gerçekleşiyor. Beyinde astrositler var biliyorsunuz ve bu astrositlerin içerisinde bir enzim var. Bu enzim fazla çalıştığı zaman bizde sıkıntı oluşturacak. Fazla çalışmasına da özellikle bu amonyum katkıda bulunuyor ve sonuçta klinik olarak büyük sıkıntılar ortaya çıkabiliyor. Astrositlerin içerisinde glutamin sentaz adlı bir enzim var. Bu glutamin sentaz adı üzerinde glutamattan ne yapacak? Glutamin yapacak. Ve buna bu amonyum katkıda bulunuyor. Ve çok miktarda amonyum oluşması sonuçta ne olacak? Çok fazla glutamin oluşmasına neden olacak. Bu glutaminin özelliği nedir? Bu glutaminin özelliği ozmotik olarak çok güçlü. Ozmotik olarak dolaşımdan su çekecek. Ve dolaşımdan su çektiği zaman ne olacak? Çok basit, serebral ödem olacak. Ve bunun sonucunda herniyasyon, koma dediğiniz bütün her şeyler meydana gelebilir. Dolayısıyla amonyum ne kadar fazla ise sonuçta glutamin o kadar fazla olacak. Fakat aynı zamanda bu amonyum glisine de yardımcı oluyor. Yani glisin sentezini de arttırıyor. Ve o da benzer şekilde o da serebral ödeme neden oluyor. Dolayısıyla siz birisinde amonyum miktarı arttığı zaman en korkacağınız şey serebral ödem olması gerekiyor. Çünkü bu hastada serebral ödem arkasından herni, koma vesaire hepsinin tamamıyla gelebilmesi için bütün elverişli ortam oluşmuş oluyor. Dolayısıyla bizim ne yapmamız lazım? Bu amonyumdan kurtulmamız gerekiyor. Peki bu amonyumdan nasıl kurtulacağız? Amonyumdan kurtulacağımız hikaye karaciğerde gerçekleşecek. Şimdi neredeyiz? Karaciğerdeyiz. Elimizde NH4 var. Amonyumumuz var. Bu arkadaşı nereye götüreceğiz? Bu arkadaşı mitokondriye götüreceğiz. Mitokondride yanına iki tane daha yeni arkadaş alacak bu. İki tane bikarbonat artı bir ATP. Ve bununla tepkimeye girdiklerinden sonra amonyum karbamil fosfata dönüşecek. Bunu yapan enzim de karbamil fosfat sentaz 1. Arkasından karbamil fosfatla devam ediyoruz. Karbamil fosfata bir yeni arkadaş getireceğiz. Ornitin esansiyel aminoasit diyetle alınmamız gerekiyor. Ornitolog da buradan mı geliyor? Hani kuşlara meraklı olan arkadaşlar var ya. İşte bu ornitini karbamil fosfatla birleştireceğiz. Ve sonuçta ortaya ne çıkacak? Ortaya sitrilin çıkacak. Ne yaptık? Yukarıdan amonyum, 2 bikarbonat, ATP, karbamil fosfat, karbamil fosfat sentaz 1. Ornitin ekledik karbamil fosfata. Buna adı ne olacak? Bunun adı da ornitin trans karbamilaz. İkinci enzimimiz de bu. Şimdi benim elimde sitrilinim var. Sitrilime gene bir arkadaş bulacağız. Bu arkadaşın ismi ne? Bu arkadaşın ismi aspartat. Malatya aspartat şantından geliyor. Ve sonuçta bu arkadaştan ne elde edeceğiz? Arjino süksinat. Peki bu enzimin ismi ne olacak? Bu enzimin ismi tahmin edebileceğiniz üzere arjino süksinat sentaz.
Evet, ne yaptık? Karaciğerdeyiz. Amonyumumuz var. 2 bikarbonat, 1 ATP, karbamil fosfat sentaz 1 ile karbamil fosfat elde ediyoruz. Kuşçulu geliyor, ornitin, ornitin transkarbamilazla sitrulin elde ediliyor. Malat şantından karşılıklı dönüşümle aspartat geldi. Asparttan da arginosüksünat elde ettik. Sonuçta enzimlerimiz sırayla ne oldu? Aşağıdan yukarıya arginosüksat sentaz 1, ornitin transkarbamilaz 2, karbamil fosfat sentaz 1. 3 tane enzimimiz var şimdiye kadar. Bu arginosüksünat denilen sosyetik arkadaşı ne yapacağız? Bu sosyetik arkadaştan bir çıkarma yapacağız. Bu çıkarmada bundan fumarat alacağız. Fumarat alınca bu arkadaş sosyetiklerin özüne geri dönecek. Sosyetiklerle yani arginin ortaya çıkacak. Ve arginin ortaya çıktığı zaman bunun ismi de ne olacak? Gene sosyetik bir isim bulmamız lazım. Süksünattan kurtulmuştuk, hatırlıyorsunuz. Bunun ismi de o zaman ne olacak? Arginosüksinaz. Yani boşu boşuna sosyete demedim. Sükselli bir arkadaşlar bunlar. Sonuçta elimizde arginosüksinat vardı. Fumaratı çıkardık. Süksünattan kurtulduk. Arginosüksinaz enzimiyle elimizde şimdi ne var? Arginin var. Şimdi ben şu argininden, bu sosyetik arkadaştan kurtulmam lazım. Gıcık oluyorum ben bu arkadaşa. Dolayısıyla bu arkadaşta tekrar geriye döndürecek bir işlem yapmam lazım. İşlemi yapacağımız enzim arginaz. Bu sosyetik arkadaşın canını okuyacak olan arkadaş. Kaçıncı enzimimiz oldu? Beşinci enzimimiz oldu. Ve bu arkadaş ne yapıyor biliyor musunuz? Bu arkadaş tekrar ornitine geri döndürecek. Ve ornitine geri döndürdüğümüz zaman ne olacak? Sonuçta bir siklus oluşturacağız. İşte üre siklusunun adını ilk defa burada duyuyoruz. Ve bu arginaz kendisi buradan ne çıkartacak? İşte bayanlar baylar, karşınızda üre. Sonuçta üre nereye gidecek? Üre böbreklere gidecek ve böbreklerden idrar olarak atılacak. Ve böylelikle biz de bu amonyum yükünden kurtulmuş oluyoruz. Tabii ki üre kendisi amonyuma göre son derece daha az toksisiteti düşük. Şimdi bu aşamaların içerisinde bu 5 tane enzimle ilgili olan herhangi bir defekt söz konusu olduğu zaman vücutta çok yoğun miktarda bir amonyum olacak. Ve hatırlıyorsunuz amonyum nereye gidiyordu? Beyine gidiyordu. Ve beyinde bizim ne arkadaşımız vardı? Glutamin vardı. Glisin vardı hatırlıyorsunuz. Ve bunlar ne yapıyordu? Bunlar ozmotikti. Ve ne oluyordu? Serebral ödeme neden oluyordu. İşte herhangi bir şekilde eğer çok fazla amonyum varsa bir vücutta, genetik defekt vesaire, bu arkadaşlara verilen iki tane önemli madde var. Bunlardan bir tanesi benzoat. İkincisi fenilbütürat. Bu arkadaşlar ne yapıyor? Bu arkadaşların yaptığı şey şu. Bu arkadaşlar şu glutamin ve glisini alıyorlar, dokudan uzaklaştırıyorlar ve sonuçta böbreklere gönderiyorlar ve böbrekten de idrarla atılıyor. Yani toksiteyi azaltmak amacıyla glutamin ve glisinden kurtulmak için benzoat ve fenilbütürat adlı iki tane arkadaşımız var. İlaç olarak bunları verdiğimiz zaman glutamini ve glisini kapıyor, dokudan uzaklaştırıyor, sonra onu böbreklerden yallah dışarı. Ve sonuçta bu arkadaşlardan da kurtulmuş olduk. Böylelikle kısa, öz ve aynı zamanda işinize yarayabilecek nitelikte bir üre siklusunu da gözden geçirmiş olduk. Tabii ki aklımızda benzoat ve fenilbütürat var ve sosyetik olan arginini de lütfen unutmayınız efendim. Hoşça kalın.